Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. On Soru'da Kripto Para Dünyası YouTube serimizin 9.sü ile karşınızdayız. Bugün bana Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Cemil Türün ve aynı zamanda Paribu Danışma Kurulu üyesi kendisi eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem alev yeri. Herkesin kafasında aynı soru var. Bu kripto para işlemleri yapılan platformlar kapatıp gider mi? Giderlerse ne olur? Bu saate kadar niye regülasyon gelmedi? Bunun da doğasına aykırı, regülasyon nasıl gelsin derken bu soru işaretleriyle baş başa kaldık. Nereden tutalım bu sohbeti size sorayım? Şimdi regülasyon istiyoruz. Yani düzenleme gelmesini istiyoruz. Düzenleme gelmesini isteyenler zaten kaçmayacak olanlardır. Yani böyle bir basit mantık kuralım. Düzenleme gelmesi durumunda ortalık bu yangın yeri olmaktan çıkar. Yani hızlı bir şekilde. Aslında bunu devletimizin belki daha önceden yapmasını beklerdik. Çünkü bu başımıza gelen bazı borsaların kapatması, işte yok olmaları, uçağa binmeleri vesaire vesaire, bunların hepsi olabilecek şeylerdi. Biz korkuyorduk bunların olmasını, bekliyorduk diyelim. Ama tabii ki bir de kendisini düzgün bir şekilde kayda alan, rüştünü ispat etmiş kurumlar tabii var. Tabii ki öyle kurumlar var. Onlara da yani yaşın, kurunun yanında yaş yanması diye bir laf vardır Türkçe'de. Deyim vardır. Yani bu deyime hatırlatacak şeyler oluyor ne yazık ki. Peki şimdi Cemil Hocam, ben sapla samanı karıştırmayın diyorsunuz ama bunu yatırımcı hangi bilinç düzeyiyle yapsın ki? Yani siz yıllardır teknoloji alanında okur yazarlığınız var. Bu alanda dersler veriyorsunuz, blockchain tarafını işliyorsunuz. Biz bırakın daha blockchain'e gelemedik bile. Kısa sürede nasıl para kazanırız? Böyle manşetimiz bu yani bizim. Blockchain'e daha gelemedik. Herhalde bir sene daha gelemeyeceğiz. Maalesef. Yani burada sokaktaki vatandaşı korumak için, yani şu, esasında bu iş 100 bin kişinin arasına dönerken tabii bir okuryazarlık diyelim ki yarısında vardı. Ama şimdi 6 milyon kişinin içerisinde 5 milyon 900 bin kişi ne yapacağını bile bilmiyor. Hangi tuşa basacağım diye soruyor. 6 milyon oldu mu yatırımcı 6 milyon sayısı? Oldu. Yani toplayınca yaklaşık. Özellikle ilk 2-3 borsanın müşterilerini toplayınca hani çaprazları da düşünürsek olmuştur 6 milyon. Bunların yani 5 milyon 900 bin tanesi kişi daha doğrusu. Ne yapacağız? Tuşa mı basacağız? Hangi tuşa basacağız? Bu şekilde kullanıcılar. Şimdi onlara ya şu borsaya gitme yahut işte adına dikkat et filan desen de bir yere kadar tabii ki. Onun için burada gerçekten bu noktada devletin otoritenin devreye girmesi lazım. Ve hani bir çeşit üzerine bu TSE damgası vardır ya, onun gibi böyle bu, hani ben bunu onayladım. Onaylamadıklarına zaten belki de hiç çalışma izni vermemesi lazım. Şimdi biz bu 9. videoyu çekiyoruz ama yani bu seriye gelene kadar o kadar çok başlık konuştuk ki, regülasyonu ayrı konuştuk, Bitcoin'in ne olduğunu, diğer kripto paraları hepsini konuştuk ama şunu konuşmadık. Benim de şu an aklıma geldi. Şimdi Bitcoin ya da herhangi bir kripto parada al ve sat tuşuna bastığımda o işlem gerçekten sisteme giriyor mu? Yoksa bu platformlar bu işlemi devreye sokmuyor, aslında benim kaybımdan mı kazanıyor? Hayır, burada borsalar... Ya o para nerede tutuluyor? Yani cüzdanda mı tutuluyor? Platformlar ne yapıyor? Ben kendi paramı soğuk o cüzdanda tutuyor muyum? Soğuk cüzdan. Çok soru sordun. Çok soru sordun. Sırayla peki, yavaş yavaş gidiyoruz. Sırayla ayıklayalım. Şimdi bir kere borsalar, yani borsanın tamamı ama bu böyle kaçan hani onları gibi onlar değil. Borsalar aslında sizle başka bir kişi arasında alım satım yapacak. İnsanlar arasında aracılık hizmeti yapıyor. Örneğin Paribu bu aracılık hizmetini yapıyor. Paribu bu aracılık hizmetini yapıyor. Kendisi almıyor, kendisi satmıyor. Yani bir kere önce şunu anlayalım. Yani bunlar kendileri kripto para almıyor, sizden satın almıyor, başkasına da satmıyor. Peki. Bu net değil mi? Her şeyden önce bu net olması lazım. A ile B, Ali ile Veli kendi aralarında satarken buna aracılık hizmeti yapıyor. Zaten bu hizmetten dolayı da vergisini böyle veriyor. Şimdi bu aracılık hizmeti verdikleri zaman tabii ki bu hizmeti verdikleri için burada alım satım yapanların kripto paraları her an gerçek blok zincirine yazılmış olmayabiliyor. Her an yazılmıyor. Yani o, çünkü zaten bunu siz gerçek blok zincirine yazıyor olsanız süre çok bunun bir zamanı var. Evet, uzun sürüyor yazması, pahalı bir işlem falan. Yani bunlar, bu borsalar bize bu yazma işlemini hızlandırıyorlar ve ucuzlatıyorlar aslında.
Bunu yaptıkları için de belli bir miktar, belli bir süre bu alım satımı yapılan kripto paralar onların cüzdanında kalıyor. Öyle söyleyeyim. Ama sonra bunlar kendi cüzdanlarındakileri de zaman içerisinde aktarıyorlar hakiki blok zincirine. Dolayısıyla aslında bir banka gibi, hatta bankadan çok daha sağlam, çünkü bankada sizin 100 liranız, yani bankada 100 lira varsa 100 liranın tamamı kasada değildir. Doğru. Mesela onun 90'ı dışarıdadır. Herkes aktif parası... ve pasif vardır evet, bankada. Evet. İşte bu aktifle pasif dediniz ya, çok güzel dediniz. Bu aktifle pasifin blok zincirinde yeri yok. Hiç yok yani. Aktifle pasifi yok etmek için gelmiş bir teknoloji blok zinciri. Daha güzelini söyleyeyim. Yani aktifle pasif 1490'dan beri olan bir muhasebe kaydı sistemi. Çift kayıt muhasebe dediğimiz. Bu çift kayıt muhasebedeki zaten kusurlardan dolayı blok zinciri yeni bir teknoloji olarak geliyor. Evet. Yani o kadar yanlış anlaşılıyor ki. Karşılığında başka bir varlık ya da para tutmamak aslında. Aktif pasif odur. Aktif pasifte şu da vardır. Yani bilançoyu birisi yönetiyorsa arkada kendi görüntü başka olup bilanço başka olabilir. Yani o şeffaflığı her zaman göremezsiniz aracı kurumlar veya klasik borsalarda. Burada ise birebir her zaman sizin hesabınız neyse o blok zincirinde kayıtlı olmak durumundadır. Yani bu borsalarda bir zaman içerisinde hemen aynı anlarda olmayabilir, aynı günde olmayabilir ama arada bir bu denkliği sağlayıp bunun da garanti vermesi gerekir. Yani eğer denetleme regülasyon gelecekse, gelir yani umuyorum. Bunu da kontrol etmesi lazım. Yani borsanın gerçek kayıtlarıyla vatandaş kayıtlarının birbiriyle örtüştüğünü anlamamız lazım. Bu arada bunu anlamak için vatandaşların tek tek her birinin adını ve üzerlerindeki miktarı bilmemiz gerekmiyor. Matematiksel yöntemler var. Bunu hiç bu miktarları bilmeden sadece evet var X miktar diye bize matematiksel ispatlar verilebiliyor. Bunları da kullanıyoruz yani. Peki şimdi bu gelelim soğuk cüzdan, sıcak cüzdan. Yani önce bir cüzdanı anlayalım da sonrasında soğuğunu, soğuk olup olmadığını anlayalım isterseniz. Ya sıcak günlerde soğuk cüzdan kullanıyorum. Soğuk günlerde sıcak cüzdan doğal olarak yani. Şimdi bu fena, bunları söyleyince iyice ne karışacak şimdi. Şimdi soğuk cüzdan, sıcak cüzdanı bir tarafa bıraksak cüzdan ne demek? Evet, önce onu söyleyeyim. Şimdi bir kere biz blok zincirinde diyelim ki ben Ether satın aldım blok zincirinden. Bu Ethereum'un kendi coin'i. Ether dediğimiz. Aslında ben normalde hiçbir borsaya gitmeyip Ethereum'a bağlı olan bir cüzdanımda Ether'lerimi tutabilirim. Yani kendi, zaten de öyle yapıyorum bu arada. Evet. Ve bu cüzdanım ister sıcak olur ister soğuk olur. Yani ister yazılım cüzdanı olur ister donanım cüzdanı olur. Donanım cüzdanları küçük böyle biliyorsunuz USB stiklere benziyor. Ben onları sevmiyorum. Onlardan kullanmıyorum. Benim soğuk cüzdanım var. Ben de sıcağa geçeyim hocam. Yok yok. Soğuk cüzdanları tavsiye etmiyor değilim. Öyle anlamayın. Yani sadece yani bilmiyorum. Kişisel ben olarak siz sıcak ben cüzdan tercih ediyorsunuz. Yani. Peki. Onu kaybedebiliyorum çünkü. Şimdi sıcak cüzdan veya soft cüzdan yazılım cüzdanlarını gene bir private key dediğimiz özel şifreniz var. Bunları böyle 24 tane kelime veriyor size ya da 12 tane bazısı 12 bazısı 24. Bunları kağıda yazıp kaybetmemeniz gerekiyor. Yani kağıda dediğim hani bilgisayarınızı da düşürürseniz kaybedersiniz, hacklenir falan diye. O private özel şeylerinizin anahtarınızı kaybetmediğiniz sürece aslında her şeyinizi cüzdanda tutmanız lazım. İster soğuk, ister sıcak. Sonra değiş tokuş yapacaksanız eğer, yani ben Ether'lerimi satıp mesela onun karşısında başka bir şey alacaksam, Türk lirasına döneceksem, bankaya Türk lirasını transfer edeceksem, o zaman ne yapıyorum? Paribu'ya gönderiyorum. Paribu'da bu değişimi yapıyorum. Paribu'da da doğrudan doğruya bankaya bağlantım olduğu için oradan da Türk lirası hesabıma aktarabiliyorum. Yani normalde böyle kullanmanız gerekiyor. TL hesabıma aktarmayacağım, Ether satıp Bitcoin almak istiyorum. Bunu da aynı şekilde. Paribu'nun cüzdanı var. Bu arada Paribu'nun da cüzdanı var. Bu sıcak soğuk cüzdanlardan farklı bir şey. Paribu'nun cüzdanı alım satım yaptığımız bir application, bir uygulama. Doğru. Şimdi bu uygulamaya girdiğimiz zaman ben Ether'lerimi sattım, Bitcoin aldım. Orada Bitcoin'lerim duruyor ya. O Bitcoin'lerim orada durabilir. Yani ben korkmuyorum Paribu kaçarsa diye. Yani böyle bir endişem yok. Ama orada duran Bitcoin'lerimi belli bir süre eğer satmayacaksam onları da gene bir Bitcoin cüzdanına transfer ediyorum. Bitcoin cüzdanı ayrı, Ether cüzdanı ayrı bu arada. Ayrı cüzdanlar. İkisi farklı cüzdanlar. İkisi ayrı blockchain'ler. Blockchain'ler, doğru. Evet. Peki şimdi Türkiye'deki yatırımcı profilini biraz konuşmak istiyorum sizinle. Elinizde veri seti ne kadar var ya da baktığınızda hocam şöyle gözlemlediğinizde
son birkaç ayda cüzdanına olan ilgi arttı mı? Türkiye'deki yatırımcı profili ne kadar bilinç düzeyi arttı? Nasıl görüyorsunuz yani, o tarafı? Biraz daha bilinç düzeyi arttı. Genellikle cüzdan yani bir kere öncelikle kaç kişi var bu ortamda? 6 milyon civarı. Paribu'nun 3,5 milyon kullanıcısı olduğunu söylüyorlar. İşlem hacimleri nerelerde mesela? İşlem hacimlerinin böyle günde çok rahat 1 milyar doları geçtiği günler oldu. Doğru, ben Viyop kripto para piyasasındaki işlem hacmi Viyop'u geçti diye manşet attığımızı hatırlıyorum. Yani bazı günler 2 milyar da olmuştur. Ama yani genel olarak hani 1 milyar dolarları sık sık gördüğünü biliyorum. Daha ağır, bizim için daha önemli bir data var. Yani biz derken teknik kişiler için. Bir dakika içerisinde işlem yapan müşteri sayısı 250 bini bulduğu oluyor Paribu'da. Bir dakika içinde aynı anda, yani şöyle düşünün, bir meydan düşünün, 250 bin kişi dolu, herkes birbirine bir şey satmaya çalışıyor. Böyle hayal edin, bağırıyor. Ben de Ether var. O zaman bu işin yazılım, bilişim tarafı da muazzam ayrı zor. Önemli. Yani. İşin mutfağı da çok zor. Bunun mutfağı acayip zor. Bunun daha önce Türkiye'de hiç kimse yapmadı. Ben bu arada teknolojist olarak 35 senelik bir yazılımcıyım. Zor problemlerle hep uğraşan kişiyim oldum. Aynı anda bir siteye 6000 kişi geldiği zaman 2006'da 6000 çok büyük bir sayıydı. Yani aynı anda siteye gelen sayısından bahsediyorum. Bakın bu 6000 kişi birbirine Ether satmaya çalışmıyor daha. Sadece orada. Sadece var orada. Bunları bile yeterince zor orada bir yazılımcı açısından. Birbiriyle chat yapmaya çalışan 6000 kişi 2006 yılında dünyada bile çok büyük bir sayıydı. Şimdi burada chat yapmalarından bahsetmiyoruz yani. Bir de para takası var. Birbirlerinin değerli malzeme, yani ellerindeki değerli parasal değeri kaybetmeden değiş tokuş etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ne kadar zor düşünün. Yani bir örnekle şey yapayım size. İstanbul Borsası'nda 120 mi 130 mu aracı kurum var değil mi? Yani doğru, o doğru yaklaşık o kadar. Şimdi İstanbul Borsası'nda işlem yapma yetkisi 120 tane kuruluşların. Yani 120 tane oyuncu var. Birbirlerine mal satan bir an içerisinde. Burada 250 bin var. Yani kıyaslayın. 2000 katı. Dolayısıyla biz bunları borsalarla falan kıyaslamamalıyız. Bunları nelerle, online oyunlarla kıyaslayabilirsiniz. Doğru. Facebook'la bile kıyaslayamazsınız. Çünkü Facebook'ta çok insan var aynı anda ama hiç kimse birbirine para satmaya çalışmıyor. Parasal bir şey satmaya çalışmıyor. Peki diyeceksiniz ki parasal bir şey mesela bir online e-ticaret sitesi. E-ticaret sitesinde çok ziyaretçi olabilir ama onlar da birbirlerine mal satmaya çalışmıyorlar. Şimdi bu söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. Aslında Türkiye'deki bu platformların çok yüklü montanlarda sadece konu sermaye değil ama doğru beyni de getirerek, o know-how'u da transfer ederek teknoloji yatırımı da yapmaları of, lazım. Of, hem de nasıl? Yani yapıyorlar da bu arada. Yani yapmıyor da değiller. Ama daha bence çok yolumuz var. Başındayız. Ya başında da değiliz ama bir kere yani... de proaktif olalım hocam. Yani mesela bu işte kapatanlar, gidenler vesaire şimdi bundan sonra gelecek ya regülasyon gelirse. Kapatanları falan kapatanlarla bizim çözmeye çalıştığımız, Paribu'da çözmeye çalıştığımız problemler arasında ayrı. Uçurum var. Ama keşke baştan bunun önüne alabilsek daha iyi olurdu elbette. Devlete yani şöyle devlette olan çalışmaların yani iyi kötü ne halde olduğunu biliyorum. Doğru. Yani bir miktar danışmanlık yapmıştım bir süre önce bu konuda. Aslında orada da çok iyi beyinler var. Yani devlette bunu, regülasyonu yapacak kurumlarda da çok iyi insanlar var. Dünyada EFT sistemi yokken Türkiye'de vardı. Doğru. Hala öyle. EFT sistemi yani. Yerli olarak çok güzel yazıldı. Şu anda da yani Merkez Bankası, TCMB bu konuda çok ileriydi. Çok iyi çalışıyor. Hı-hı. Yani onların hepsi. Ayrıca Türkiye zaten para türevlerinde dünya fintech lideri. Fintech konusunda da dünya lideri. Yani ben girişimciyim. Aynı zamanda Silikon Vadisi'nde dijital para girişimi de yaptım 2008-2009'larda. Orada da gördüm yani bizim Türkiye'de çok rahat konuştuğumuz konuları Silikon Vadisi'nde o dönemde yani hiç duymadıklarını fark ettik. Yani burada yaptığımız mesela herhangi bir bankanın yaptığı bir transfer işlemini orada bir startup fikir olarak söylüyordu. Düşünün. Ya biz diyorduk 4 yıldır yapılıyor bu kardeşim bizim memlekette. Peki şimdi şunu da açıklığa kavuşturmamız gerekecek. Bundan sonraki süreçte hep diyoruz ki akademik makaleler yeterli mi? Bu konuda işte bilgi birikimi var mı vesaire ama mesela sizce kripto paralara ilişkin daha fazla seminerler, daha fazla kurslar olmalı mı? Olmalı. Olmalı. Evet. Biz bu arada birkaç üniversitede enstitü kurma. Mesela Boğaziçi Üniversitesi bu konuda ne kadar ileri? Boğaziçi Üniversitesi de ben MIS bölümünde yani yönetişim
yönettiğim bilişim sistemleri, bir türlü söyleyemiyorum bölümün adını. Orada ders veriyorum. Bir enstitümüz de var orada. Başka bazı üniversitelerde hem ders veriyorlar hem de enstitü, yani yüksek lisans ve lisans programı açmayı düşünen de var. Düşünenler de var. Yani bu daha tabii henüz duyurmadıkları için ben de şu anda onları zikretmeyeyim ama yani ciddi manada çalışanlar var, çalışmalar var bu konuda. Ümit ediyorum sadece blok zinciri konusunda lisans ve yüksek lisans programları açılacaktır önümüzdeki yıllarda. Ayrıca da bu DeFi denilen decentralize finansla ilgili de yüksek lisans programı hazırlığı olduğunu biliyorum. Bir yani sertifika programları var, onu demiyorum. Bayağı üniversitenin hani dışarıdan öğrenci alarak, sınavlı öğrenci alarak aldığı klasik bölümden bahsediyorum. Yani eğer DeFi mesela, şu anda hiç konuşmuyoruz ama DeFi konusu, merkeziyetsiz finans konusu, yani decentralize ya da merkeziyetsiz finans konusu çok 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 daha potansiyelli bir konu. Yani şu anda konuştuklarımız çok ilkel, affedersiniz ama. Yok, çok haklısınız. Yani biz çok yolun başındayız. Zaten belki de ilkel olduğu için bunları deneyimliyoruz şu an. Bir yandan da bunları yaşamak gerekiyor. Yani Türkiye öyle bir ülke ki bunları yaşamadan geçemiyoruz. Giriş gelişme sonucun girişindeyiz daha diyor. Yani Cemil Hoca'dan anladığım o. Şimdi son olarak bizi izleyenlere biraz tavsiye vermenizi rica edeceğim. Yatırımcılara ya da yatırımcı olmak isteyenlere bu piyasada. Ya yatırımcılara tavsiye vereceğim. Aman yanlış anlamayın. Şu parayı alın, şu parayı satın anlamında değil. Ben zaten onu yapacak en kötü insanım. Yani o konuda çok fena benim şeyim. Yani 2011'de Bitcoin görüp almayan bir kişi olarak bana kimse güvenmesin. Dolayısıyla yatırımcılara tavsiyem şu olur. Yani bir kere çok fazla, yani ben olsam çok fazla bilmediğim coin'le elime değmem. Yani Süleyman abi ne oldu dedi diye işte bilmem ne coin alanlar duyuyorum. Yani boş verin Süleyman abinin yani ne dediğini. Lütfen yani eğer kendiniz anlayamıyorsanız okuyun. Elon Musk'a mı atıfta bulundu acaba Cemil Hoca burada biraz? Elon'un kendi ajendası var. O başka bir yani başka bir kafada o adam. O kim bilir o Dogecoin'i Mars'ta mı kullanacak, ne planlıyor bilmiyoruz. Onun için o Doge midir? Onu yani. Ona es geçtik. Evet, onu almayayım. Onun dışında hani yani bütün bu coin token dediğimiz şeyler var ya, bir sürü bin tane var ama hani bunların %90'ı batacağı söyleniyor. Ben %10'unun kalacağını söyleyeyim. Bu %10'u en azından her biri bir şirket ve hepsi bir ekip var arkasında. Hepsinin arkasında bir fikir var, ekip var, bir şirket var. Bir kere bunları anlamak lazım. Ne için bu şirket var? Ne iş yapıyor? Teknolojilerini anlamak lazım. Bunların white paper denilen, Türkçesi izahname dediğimiz şeyleri var. Bunları okumaları lazım. Siz borsadan zaten biliyorsunuzdur. Prospektüs denilen şey. Burada biz ona white paper diyoruz. Bu white paper'lar teknik dokümanlar. Yani bayağı içinde çok kallavi şeyler anlatıldığı oluyor. Ben de anlamıyorum bazen. Yani ben anlamıyorsam, yani ne olur Süleyman abinin oğluna güvenmeyin. Yani bir anladığınız şeye girsinler. Yani ne olur. Çok fazla türedi bu arada. Gerçekten sosyal medyada da maalesef anlamayanların anlamış gibi yapıp hesabıma gelin size öyle bir seviye vereceğim ki zengin olacaksınız. Evet, öyle. Bakın, başlıkları maalesef bu piyasanın arkasındaki teknolojiyi, bu kadar değerli olan şeyi de öldürüyor. Felaket. Benim bile başıma geldi. Bir akrabam aradı bir gün beni. Ya hocam sen meğer bu işlerdeymişsin. Senin niye kanalın yok? Telegram'da kanal açsan parası neyse verelim. Bizi uçur filan. Böyle hocam, diyorlar. Sakın. Böyle diyorlar. Yani şimdi ben eyvah diyorum. Ne diyeceğim şimdi bu insanlara? Ya sakın ha. Yani eğer birilerine para verip böyle uçur falan diyorsanız gitti yani. Yandınız. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, değerli fikirlerinizi paylaştığınız için. 10 Soruda Kripto Para Dünyası'nın 9. videosunu Cemil Hoca ile beraber karşınıza getirdik. Bekliyoruz, sırada ne var? Bürokratlar da elbette çalıştıklarını söylüyorlar. Türkiye'deki bilinç düzeyinin de Cemil Hoca gibi değerli akademisyenlerle artacağını temenni ediyoruz diyelim. Ve hepinize hoşça kalın diyelim. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.